Invisalign şeffaf plak tedavisinde sabit tedaviye göre hijyenin kolaylığı şuradan kaynaklanıyor. Plakları çıkartıyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz ve ondan sonra dişlerinizin üzerinde aslında yapışık ufak tefek parçalar var ama bunlar girintileri olmayan, sadece ufak çıkıntılar şeklinde ve yiyecek biriktirmeyen çıkıntılar. Dolayısıyla dişlerinizi normal sanki hiç tedavi görmezken nasıl fırçalıyorsanız aynı şekilde fırçalayabiliyorsunuz. Sabit tellerde ise böyle olmuyor. Girintili çıkıntılı bir yapı olduğu için mutlaka diş fırçasının yanında arayüz fırçası kullanımı, diş ipi, gargara kullanımı öneriyoruz ve hastanın belki her öğünde 15 dakika kadar bu temizlikle uğraşması gerekiyor. Gerçek anlamda bir hijyen sağlayabilmek için. Bunun dışında plakları günlük olarak diş fırçasıyla fırçalamasını öneriyoruz hastalara. Ayrıca bunun için geliştirilmiş bir takım solüsyonlar ve tabletler var. Bunların yardımıyla da gayet güzel bir şekilde bakımını sağlayabiliyor hastalar. Gerçekten çok günü pratikleştiren, kolaylaştıran bir yöntem bu anlamda da. Invisalign tedavilerinde sabit tedaviye göre tedavi yöntemlerimiz de farklılık gösterebiliyor. Özellikle çapraşıklığı olan ve sabit tedavide diş çekmek zorunda kaldığımız vakalarda Invisalign ile tedavi ettiğimizde diş çekme ihtiyacımız ortadan kalkabiliyor. Tabii ki bu her vaka için geçerli değil ama Invisalign bu anlamda daha esnek bir yöntem, daha fazla bize seçenek sunan bir yöntem. Yer açmada kesinlikle sabit tedaviye göre çok daha başarılı bir yöntem. Her türlü sporla uğraşan kişiler için son derece uygun. Çünkü sabit tellerde özellikle mesela basketçi hastalarım vardı. Her zaman onlara ekstra koruyucular vermek zorunda kalıyordum. Top geldiğinde dudakları yine de patlayabiliyordu veya braketleri çıkabiliyordu. Invisalign'de ise tabii ki böyle bir şey pek mümkün değil. Son derece yumuşak ve kaygan bir yüzey, düz bir yüzey olduğu için hiçbir zarar görmeden hasta istediği her türlü sporla, karate dahil, yakın dövüş sporları dahil her türlü sporla uğraşabiliyor. Hiçbir çekincesi olmadan. Tedavi için asla geç kalınmış değil. En başta da söylediğim gibi her yaşta hastaya uygulanabiliyor ve bu sayede istediğiniz gülümsemeye her yaşta kavuşabilirsiniz. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Her zaman güzel bir gülümsemeye kavuşmak her şekilde mümkün.